Merhaba dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Nirvana Oyun TV ekranlarından hepinize merhabalar. İkinci Dünya Savaşı İtalya serimizin son bölümüyle, final bölümüyle karşınızdayım. Uzun zamandan beri kanala video gelmiyordu İtalya serisinden. Şimdi ise yeni bölüm ekranlarınızda derken isyan çıktı. Hemen şuraları toparlayayım ben hızlı bir şekilde. Buradaki isyanı biz kapatalım. Öyle biz isyan sevmeyiz çok. Şimdi arkadaşlar, bir önceki bölümde oldukça iyi işler yapmıştık çünkü biliyorsunuz Sovyetler Birliği en büyük müttefikimiz zaten şu anda. Biz de bir şeyler yapma derdindeyiz ama amaçlarından bir tanesi artık bütün askerleri tek bir toprakta, pardon, tek bir noktada birleştirme kararı aldım. Onun da sebebi şu: Birleşik Krallığa savaş ilan edeceğim. İsyanı bastırdık, güzel. Hemen şuradaki hareket şeyimizi kullanalım. Teknoloji puanlarımızı değerlendirmesini yaptık. İskoç üzerine 60 bin askerimiz vardı malumunuz üzere. Ben şuradan biraz daha asker basamıyorum şu anda. Buradan daha basamıyorum. Niye basamıyorum? Kimse yok mu burada? Da var. Allah Allah. Burada insan mı yok lan? Bütün askeri birliği şurada bir toplayalım. 127 bin asker yaptı burası. Siz de şöyle alalım ki Birleşik Krallık üstüne oldukça iyi bir askeri harekat düzenleyeceğiz arkadaşlar. Düzenleyelim ki o da rahatlasın, biz de rahatlayalım. Avrupa üzerindeki egemenliğimiz tamamen netleşsin. Bütün dünya görsün gücümüzü. Avrupa üzerine almadık bir tek Lüksemburg kaldı. Lüksemburg'da da bir gönül bağımız var. Malumunuz kanalda hala devam eden bir Lüksemburg serimiz var. Ama yapacak bir şey yok. Onu da topraklara katmak lazım. Çok fazla asimile olmayan nokta var. Çünkü bir önceki bölümde Almanya'yı heder etmiştik. Bu asimilasyonu yapalım ama tur başına kazanç bayağı düştü. Hareket puanımız da çok fazla yok. Hadi şunları da bitirelim. Allah Allah. Burası bize hep böyle sıkıntı mı çıkartacak ya? Hacılar hayırdır siz? Hayret bir şey lan. Adamları asimilasyon, şuna bak. Oo! Ülkenin yarısı asimile edilmemiş. Tımarsız atlar gibi geziyorlar ülkede. Güzel. Hadi be arkadaş, bütün hazineyi harcadık anasını satayım. Hala da asimilasyonlar bitmedi. Hakikaten ha, kabak tadı verdi bu asimilasyonlar. Abi neden bu kadar sıkıntı yaşıyorsunuz ya? Niye hala kaynaşamadınız siz bizimkilerle oğlum? Çok mu toprak fethettik biz ya? Sen de haklısın. Çok fazla birikim yapmadan açılmasını engel olalım. Tamam. Ne gerek var ki bu kadar şeye? Şuna bak, asimile hala devam ediyor. Ya anasını ya. Özümüzde o kadar kalabalık da değiliz aslında ha. Neyse, ben şuradan bizim bütün birlikleri ben şuraya toplayayım.
Toplanın bakalım şuraya şöyle siz bir. Bak hala burada çıkıyor ya. Abi kabaktadır herhalde artık bu iş. Tamamdır. Bu işin sonu hayır alemi değil. Biz artık buradaki asimile işlemlerini bitiremeden şu Avrupa'daki üstünlüğümüzü tamamen sağlayalım. Tamamdır. Lüksemburg'u bir alalım öncelikle bir. Güzel. Güzel. Şimdi Birleşik Krallık işte bir sefer düzenlemek istiyorum çünkü bunlar birazcık sıkıntıdalar. Yukarıdan 50 bin, ortadan 50 bin, aşağıdan 50 bin itelersek biz bunlara bir çeşitleri kalmaz. Harika. Savaş ilan ediyorum ve hayırlı olsun. 20 bin buraya çıkart. 20 bin buraya çıkart. Kalan 20'yi de buraya çıkart. Şuraya 75 bin asker çıkart. 5 bin at buraya. 5 bin buraya at. 5 bin buraya at. 5 bin buraya at. Oğlum. 5 bin buraya at. 5 bin de buraya at. Haydi bakalım bir çıkın bakalım be neler yapabileceğiz. Sıkıntı değil. Dostum sen rahat ol. Sınırda sağlamız biz şu anda. İdeal noktaları ideal askerler çıkartmışız. Harika. 7500. 15.000. Ya buraya doğru çıkart. Sen buraya 2500 çıkart. Şöyle gel. Bin at şöyle. 5000 şöyle at. Şimdi British Malaya da devreye girdi. Dediğim gibi Afrika toprakları şu anda ikinci planda bizim için. Harika. Yapıştır abi. Acımayın bu saatten sonra. Yürü. Şimdi şu tarafa geldiğimiz zaman da şu taraflara asker atarsam tamam 500-500 yeterli olacaktır. Hadi. Ha. Ana noktalar buralarda tabii ki de. Sen benden toprak alıyorsun hacı da. Başkenti verdin. Nasıl olacak o iş? Böyle artist artist hareketlerde bulunuyorsun da. Efsane. Şöyle alalım. Alın abi. Çıkın bakalım şöyle size birazcık ön plana. Tabii buralarda asker çok fazla yok.
kıyı kesimlerde biraz daha fazla var. Çünkü niye? Turizm gelişmiş oralarda. 1965 senesi. Normaldir. Tamam. Bu taraflarda böyle bir sıkıntımız olduğuna göre sen de böyle devam et. Göm abi, göm 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 göm. Ha, bu Danimarka abi, tövbe. Tamam. Bizim buradaki ilerleyişimiz de sürüyor. Onu oradan da gömersek güzel olur. Ama British Malaya'yı bir şekilde etkilememiz lazım. Yani durdurmamız lazım. Bunun ayağını buradan kesersek... Tamamdır. Bu topraklar gitti. Sen böyle gel. Sen de böyle gel. Güzel. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Abicim yapıştırın buraya doğru. Yağ gibi kaysın bu saatten sonra. Ağzına tüküreyim. Oyun gibi oyun ya. Yeter artık ya. Abi hakikaten yeter. Şurada da bir diş ama bunlar güzel. Türkiye'yi salamadık tabii maalesef. Olmadı Türkiye'de. Abi şöyle yapalım sizi. Burada bunların bayağı bir askeri vardır. Öyle ümit ediyorum. Riskli topraklar buralar. Tamam, burası ilerli işte devam. Mevcut topraklarımızı aldık. Ulan toprakları aldık da isyan var şimdi bizim topraklarda. Her zaman söylediğim gibi Afrika toprakları bizim için çok fazla önemli değil. Her zaman söylüyorum şu anda. Yine söylüyorum. Yine duyun. Benim ana hedef noktam Avrupa'ydı. Avrupa'nın tamamı. Hani o nedenle çok da fazla kaygılanmıyorum buradaki toprak kayıplarında. Güzel. 490 500 yapıştır abi. Afrika'daki toprak üstünlüğünü alırsak, pardon. Aynen. Buradaki yani onların baskısını. Aa, burada da var bunlar. Bunlar bize buradan niye saldırmıyor? Ulan vardır bunların bir bildiği ha. Tuzağa düşmesek bari. Sıkıntım orasıydı işte. 1000 küsür tane askeri var orada. Onu zor alacağız gibi görünüyor şu an için. 1300 askeri var. Ay maşallah, sefere bak. Gel birader, gel.
Ya sen geri zekalısın ya. Nasıl bir ordu sisteminiz var sizin arkadaşım? Güzel. Abi buraları her zaman dediğim riskli bölgeler işte buraları. Tamam. Buradaki ilerleme güzel ama şuradan iyi asker sağlamamız lazım. Artık bu saatten sonra buradaki ilerleyiş riskli bizim için. Şuradaki askeri birlik bizi yakar. İyi organize edemezsek. Kıpırdatmayacak mı acaba oradaki askerlerini? O da kıpırdatabilir ya. Bilic Krallık baya baya çöktü buralarda. Güzel. Yapıştırın abi. Tamam. Alın şuraları. Alın şuraları. Tamam. Siz buraları aldınız. Buraları kalsa da olur bu saatten sonra. Şurada bana bir isyan belirtisi çıkartmayın da ne yapıyorsanız yapın. Aldım. 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 Gitti. Askeri birlik oraya daha yeni ulaştı. Anasını satayım. O gitti. O da gitti. 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 Çok temiz. Habire toprak alıyoruz ama biz bu Leyla'lardan acaba... Şimdi şöyle bir yapalım. 224 puan gerekiyor tabii ki. Şey, 224 puanımız var ama şöyle yapacağız. Ben şurayı alırsam benim için dalından yenmeyecek bir alan ama nedense ben burayı alamayacağım gibi hissediyorum. Oley be. Burayı aldık. Tabi ona hiçbir şekilde toprak da bırakmadık biz. O da güzel bir şey. Tamam. 4 puanlık bir yer kaldı ona. Ne alabiliriz? Şurayı alalım, şurayı alalım, şurayı alalım. Yani 45 turluk bir barış yeterli benim için. Ateşkes dediğim. Ne oldu? Ve oldu. Aynen. İtalya, İtalya. Şurada Norveç kaldı. Norveç'te mi alsak ya? Çok mu gözümüze batıyor Norveç bizim artık? Buradaki dağılım neresi abi? Buradan kimler nereye gidiyor şu anda ya? Neyse biz şuradaki asimilasyonu yapalım. Bence oldukça iyi bir iş çıkardık. Değerli dostlar. Bu kadar bölüm bizi izleyen, destekleyen tüm arkadaşlarımıza, tüm dostlarıma sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum ama biz bir yerde yine isyan yedik. Nerede yiyebiliriz ki biz isyanı? Anasını sattığımın yerinde. Şurada Fransa toprağı kaldı. İki parçacık. Bu şu anda burayı yığdırabildiği kadar asker yığdırıyor bak. Manyak bir asker birikim var şu anda burada. Bu tuzağa düşmeyeceğim şu an için. Hadi şu Norveç üstüne de bir atak yapalım ya. Olmayacak burası böyle. Norveçlerden çıkartalım. Ondan sonra 2. Dünya Savaşı İtalya serimize zirvedeyken veda edelim artık. Bu topraklardan bayağı iyi asker çıkıyor ha. Şaka maka yani dikkat ediniz mi bilmiyorum da. Biz de boş değiliz yani anladın mı? Bak. Maşallah, maşallah. Allah hiç asker çıkartmayaydın keşke. Daha iyiydi orada. Çok güzel.
Şimdi yo, buradan da asker çıkartabiliriz. Ve savaş zamanı. Kimseye acımayın. Ulan şuradan şuraya gitmek varken nereye gidiyorsun sen ya? Leyla mısınız abicim siz? Hadi. Gitti. Gitti, gidemedi. Orada sağlam bir askeri birikim gördüm. Siz de gördünüz mü? Hiç affetmezler, sağ olsunlar. Hemen anında gömerler bizi oradan. Üstad. Sen şuraya 15 bin askerinle gel bakalım be. O şimdi oradan tek kalemle çıkamaz. Etrafı asker dağıtmaya kalkar. O nedenle biz onu burada gömeriz. Ve gitti. Danimarka'yı da 3 hayırla uğurluyoruz. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Siz burada ne yapıyorsunuz lan? Hayret bir şey arkadaş ya. Bizim ekip de yani tam kadro. Şimdi şöyle geniş açıda şöyle baktığım zaman da burada çok fazla bir yer yok. Ah da canım benim, sen ne yapıyorsun orada? Yallah abi yallah, siz de çıkın şuraya. Bir puan daha teknolojiye vereceğim. Ben şöyle bütün müzakereyi yapayım. 48. Kaç puanımız var? 48. Norveç'e de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizim için bu topraklara uzun süre baktığından dolayı. Bu nerede? Bu Akkoyunlular derken? Akkoyunlar nerede lan? Oyun kafayı yedi şu anda. Siz de gördünüz mü bunu? Akkoyunlar yazıyor lan orada. Ana burada. Oğlum siz ta buradan Monaco'yla nasıl ittifak olabildiniz lan? Abi korkulur sizden ya. Vallahi billahi sizden korkulur ya. Ulan bir tane toprağı boş bıraktık. Ona da gitti adam, çıkartma yaptı ya lan. Efsane. Şuradan şunu da alayım. Ve bitti. Gayet de iyiydi şu an için. Monaco'yu da topraklarımıza kattıktan sonra bakıyorum 23 dakika olmuş videomuzun uzunluğu. Şöyle geniş açıyla baktım. Oldukça iyi bir... Hatta şöyle yapalım da. Bak oyunu kaydedelim. Bir tur daha açtıralım. Bak. Güzel ya. Çizmeden başlayan müthiş zafer. Mussolini'ye buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz ve kendisini çok güzel bir devlet bırakıyoruz ve bol şans diliyoruz kendisine. Bu saatten sonra bizim elimizden gelen bu kadardı. Serinin sonuna kadar bizi takip eden, destek olan, beğenen, yorum atan tüm dostlarıma, kardeşlerime teşekkür ediyorum. Video ve seri hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yorum atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Kanala abone değilseniz de acayip mutlu olurum abone olursanız. Yine kendinize dikkat edin. Daha sonraki bölümlerde yepyeni serilerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.